Seninle konuşacağımız çok şeyler var. Özlemişsindir beni. Vallahi uzun zaman oldu görüşmeyeli. Bir programın başlarında. Evet, görüştük. Evet, görüşmüştük. İyi gördüm. Çok şükür valla. Sağ olsun, Didem bakıyor bize. Didem bakıyor, hiç öyle demiyorsun ama. Hiç Didem bakıyor demiyorsun. Diyorum ya, onun diyor hakkını, onun hakkını asla yemem. Çok kahrımı da çekti, çok sıkıntı da çekti, bana da baktı. Yani bir, hani derler ya, yuvayı dişi kuş kurar, her şeyi sonuna kadar yaptı yani. Allah ondan razı olsun, Allah sizden razı olsun. Onu öyle güzel yetiştirmişsiniz ki. Teşekkür ederim ama bazı şeyler var işte, beni kırdı, üzdü. Az çok tahmin ediyorsundur. Var. Şu yumurta olayı hiç unutmadım. Yumurta olayını. Evet. Bayağı hatalıydı. Değil mi? Bayağı bir kötü bir şeydi. Ailece çok, gerçekten çok üzüldük. Yıprattık. Bunu anlatayım ben gerçekten. Hatta Didem'e söyledik bunu. Yani nasıl azmettin, ne yapacaksın diye de düşündüm yani. Ve etrafımdan da çok şey aldım bu konuyla ilgili. Anneliğim sorgulandı hatta. Ya zaten ondan sonra öyle bir hata yaptığını... Pek kuzu gibi olmadın ama. Görüyorum, kuzu gibi değilsin hala. Değilsin kuzu gibi de. Evlilik kararı size uygun. Evet. Zor bir karar. Evet, ona gelelim. Ona gelelim, evet. O nişan olayı... Evet, o olay hakikaten üzdü bizi. Ailen de aynı şeyleri söyledi. Hani ben Didem'den duyduğumda çok üzüldüm. Hani kızım keşke bunu bana söyleseydi, bizim fikrimizi alsaydın dedi. İşte çok ani oldu. Keşke bir hani düşünme süresi isteseydin dedi. Ama herhalde o Kartepe'nin büyüsüne kapıldı diye düşündü. Ya şimdi evlilik için zaten başladık bazı şeylere ama bir anda böyle bir kararı verip böyle bir adım atmak, benim açımdan da, ben de haber vermedim. O da aynı şekilde böyle bir şeyin izni almadı. Zaten biz kendi aramızda bunu yapsak da sizin rızalarınız tabii bizim için önemli. Tabii. Biz böyle bir adım attık. Dedik ki hadi biz bismillah diyelim. Daha sonrasında ailelerin gönlünü almaya bilmek için elimizden geleni yapalım diye. Yani ben şok oldum yani küsken. Evlilik teklifi gelince şöyle... Bir hafta burnundan getirdiği süreçte yaptı. Biliyorum, yok. İyi yakın. Ben biraz bilerek çok yakın. Bilerek yaptım. Ben bilerek yapmıştım. Annem bana inanamıyor şu an. Annem sana karşı yaptığın şeyleri izledikçe, gördükçe, evet, inanamıyor. Bazı şeyleri mesela soruyor, ediyor. İşte şunu yapsam şöyle mi olur filan. Hayret Didem, ne yapıyorsun sen diyorum. Çok evlilik... Yani tabii ki birbirinizi tanımanız çok önemli ama evlilik süresi içinde de tanınılıyor. Tanıyacaksınız birbirinizi daha iyi. Öyle düşünüyorum. Bunda bir de evden çok etkiler var üzerinizde. Çok çok hoş olmayan şeyler oluyor. Yani ben çirkinlenebilecek konuşmalar görüyorum falan. Yani bazen üzülüyorum. Birkaç kere ciddi anlamda hakikaten yani tansiyonu yükseldi, üzüldüm. Kaç kere bana neyim var diye soruyorlar. Bir şeyim yok demek zorunda kalıyorum. Çünkü ben ailemin içerisinde bir sürü şeyde yaşandı, konuştuk biz. Tabii. Annemle ayrı, babamla ayrı. Tabii. Hatta kız kardeşimle ayrı. Ve onların ayrı ayrı, hatta komşularımızın bile etkilendiği çok şey var. Tabii. Ama ben bunların hiçbirini taşımadım. Ne ilişkime, bir güne bir gün Adnan'a dememişimdir ki ailem böyle böyle bir şey dedi, şöyle böyle bir şey dedi. Asla. O meseleyi kendim çözmeye çalıştım hep. Biz de öyle oldu. Yani bende de hani tavırları, çevrem, arkadaşlarım, aile, hepsi dedi. Anası annesin sen, işte çocuğuna böyle davranılıyor. Didem bak bunları yaptı mı, neden böyle diyorlar, neden öyle, git orayı dağıt. Bunu diyen bile var. Bu arada yalnız bir şeyden söyleyeceğim, dikkatimi çekti. Ama hiç hoş bir şey değil. Bak, ne kadar oldu, oturalım. Yani bir çay, bir kahve, ne bileyim ben yani... Bilmiyorum yani, bu kadar zaman geldi, bu kadar bir şey oldu. Vallahi kurudum yani. Hadi ben daldım aldım. Konuşalım, biliyorum, konuşalım. Hani biliyorum, erkek söyler benim bildiğim masada, evet, değil mi bu tür şeyleri Adnancığım? Haklısın hanım. Evet ya. Yani. Eksi aldın Adnan, eksi. Heyecanımı maruz gördün anneciğim. Hani benden önce oturunca Didem bunu düşünmüştür diye düşündüm ya. Ama masanın erkeğisin sen şu anda. Seni bekledik.
Bayağı da bekledim. Seni beklemiştim.